Bugün burada milletvekillerimizden iki milletvekilimiz burada. Diğer milletvekillerimiz adına burada bulunmaktalar. Çünkü diğer milletvekillerimiz Ankara'ya dönmüşlerdi. Bugün tabii çok mutlu bir haber aldık. Cuma günü saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan misafirimiz olacak Kahramanmaraş'ta. Tabii referandum tarihinden sonra, açıklanmasından sonra 16 Nisan olarak ilk ziyaretini Kahramanmaraş'a yapacak saygıdeğer Cumhurbaşkanımız. Ve burada hem toplu açılış hem de halkımıza hitap edecek. Bu vesileyle tüm halkımızı Cuma günü öğleden sonra, Cuma'dan sonra Müftülük Meydanı'na davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, özellikle bunu duyurmak istiyoruz. Tabii Türkiye'miz çok önemli bir süreçte. Türkiye'miz tarihi günler yaşamakta. 16 Nisan bizim için çok önemli. Türkiye'mizin geleceği için, aziz milletimizin geleceği için, sadece bizim ülkemiz için değil, aynı medeniyetin mirasçısı olduğumuz, aynı maneviyatı paylaştığımız, aynı dili konuştuğumuz yüz milyonlarca insan için çok önemli. Dünyanın huzuru için çok önemli. Çünkü güçlü Türkiye dünyanın huzuru için de çok önemli. Bu yolda bu sistem değişikliği ile ilgili yapılacak olan 16 Nisan tarihi çok önemli bir tarih. Tabii Kahramanmaraş halkı, biz biliyoruz her zaman bu ülkenin, dün de yeniden andığımız gibi 97 yıl önce bu ülkenin istikbali için nasıl kahramanca durmuşsa, istikbali için de her zaman kahramanca durmuştur. Bu ülkede istikrar ve huzurun sağlanması için, Türkiye'nin güçlenmesi için kahraman ecdadın torunları da hep kahramanca davranmışlardır. Ve 16 Nisan'da da inşallah kahramanca Kahramanmaraş aynı tavrı gösterecektir ve biz inanıyoruz ki Türkiye genelinde evetlerde Kahramanmaraş yine birinci olacak inancındayız. Biz Cuma günü inşallah saygıdeğer Cumhurbaşkanımızla halkımızı kucaklaştıracağız. Müftülük Meydanı'nda çok, biliyorsunuz yaklaşık 1,5 yıl gibi bir zaman oldu. Kahramanmaraş halkı da hasretle saygıdeğer Cumhurbaşkanımızı beklemekte. İnşallah bu tarihi günde, çünkü referandum tarihinin onaylanması, ilan edilmesinden sonra ilk toplantı burada olacak. Hem toplu açılış ve halka hitap olacak burada. Bunun için bu tarihi günde, mübarek Cuma gününde, hem de bu 97 yıl önceki bu kahramanlık destanımızın yıl dönümüne rastlayan günlerde bu toplantının yapılması çok önemli. Tüm Kahramanmaraşlılarımızın tüm randevularını, o günkü randevularını iptal edip o gün meydanı hınca hınç dolduracağına inanıyoruz biz. Ve tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizi Cuma günü inşallah Cuma'dan sonra Müftülük Meydanı'na bekliyoruz. Değerli basın mensuplarımız. Burada kalacak mı? Tabii daha tam program netleşmedi. Tam o konuda bir bilgimiz yok. Ama Cuma günü, Cuma'dan sonra saat 14'te Müftülük Meydanı'nda halkımıza hitap edecek. Cumhurbaşkanımız o gün halkımızla buluşacak, halkımızla kucaklaşacak. Tabii çok önemli o gün. Çünkü oradan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya çok önemli mesajlar verecek. Biz inanıyoruz ki bu tarihi anda Kahramanmaraş halkı da tarihi bir duruşla o meydanı dolduracak ve dünyaya buradan hep beraberce mesaj vereceğiz inşallah bu tarihi süreçte arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Bütün halkımızı davet ediyoruz. Evet. Umarım, dilerim inşallah Türkiye'ye bir kere daha Maraş'ın ne olduğunu, hak davanın yanında olduğunu, demokrasinin yanında olduğunu gösteririz. Mahşeri bir kalabalıkla bu ilk mitingde Türkiye'ye Maraş'ın sesini duyururuz diye ümit ediyorum. Ben de başkanımızın dediği gibi şehrimize inanıyoruz, hemşerilerimize inanıyoruz. Bu şehir kadimden beri üzerine düşen görevi her zaman yaptı.
bu sefer de yapacak inşallah. Tüm bayanlar için miting alanı özel yerde ayrılmakta. Ailecek tüm Kahramanmaraşlıları nasıl 97 yıl önce kahraman ecdadımız bu kahramanlık destanını yazmışsa çocuklar, gençler, ihtiyarlar, kadınlar hep beraberce omuz omuza tüm Kahramanmaraş halkında inşallah Müftülük Meydanı'nda omuz omuza dünyaya mesaj vermeye bekliyoruz. Evet. Tabii bununla ilgili billboardlarda da duyurularımız çıkacak. Pankart, billboard ve diğer. Çünkü bu toplu açılışlarımız da olacak. Kahramanmaraş'ımıza yapılmış olan eserlerin de orada açılışı, tanıtımı yapılacak halkımıza. Ve çok önemli bir sürecin resmi ilanından sonra ilk defa yapılan toplantı olması sebebiyle de bu çok önemli. Arkadaşlar, sizler aracılığıyla bunu tüm Türkiye'ye, tüm Kahramanmaraş'a duyuruyoruz. O gün tüm hemşerilerimizi Müftülük Meydanı'na Cuma'dan sonra inşallah bekliyoruz. Her türlü kolaylıklar sağlanacak toplu taşıma ile şehir meydanında vatandaşlarımızın meydana gelmesiyle ilgili arkadaşlar. Bu konularda da gerekli belediye olarak, çünkü hem bizim yaptığımız eserler hem valiliğimizin, hükümetimizin yaptığı eserlerin toplu açılışı olacak o gün. Tabii bu referandum süreci Türkiye'miz için çok önemli. Türkiye'mizin geleceği açısından çok önemli. Yani artık Türkiye'de gelecekte bir istikrar, hükümetten, yürütmeden kaynaklanan bir istikrar problemi olmaması için işi sağlama almak adına en önemli Türk tarihindeki en önemli gelişmelerden bir tanesi bu. İnşallah 16 Nisan'la beraber Türkiye'de gerçekten dünya liginde bizi yarışmamızda en üstlere taşıyacak yeni bir sisteme kavuşuyoruz. Bu sistemle beraber enerjimiz daha verimli kullanılacak, ülkenin kaynakları daha iyi kullanılacak, istikrar ve huzur ortamı artık sağlam bir zemine oturmuş, bağlanmış olacak. Bu yeni anayasa halk oylamasıyla, daha doğrusu halkımızın vereceği inşallah güçlü destekle bunun sağlanacağını özellikle belirtmek istiyoruz. Tabii bu Türkiye'nin artık bu arkadaşlar, yani bu bir parti meselesi değil, bir Türkiye'nin gelecek meselesi. 16 Nisan'daki bu halk oylaması, halk oylaması, halkımız yeni bir anayasa yapıyor burada. Yani biliyorsunuz hükümetimiz de, yani 367'yi de geçse biz referanduma götüreceğiz bunu diye Cumhurbaşkanımız da bunu açıkladı. Hükümetimiz de halk kendi anayasasını kendisi yapacak. Halkın önüne geldi ve tüm, tabii herkesi davet ediyoruz meydana. Tüm parti tabanlarını, 1.100.111.000 Kahramanmaraşlı hemşerimiz var. Her bir vatandaşımızı ayrı ayrı davet ediyoruz bu meydana. Yani bu partiler üstü, partiler ötesi bir duruş arkadaşlar. Yani mecliste de bir mutabakat sağlandı halk oylamasına gelmesiyle ilgili. Bu bir partiler üstü tarihi bir oylama. Türk tarihinin en önemli süreçlerinden bir tanesi bu. Onun için 1.112.111.112 civarında vatandaşımızın hepsini buraya davet ediyoruz arkadaşlar. Kahramanmaraş Müftülük Meydanı'na tüm hemşerilerimizi, hangi partiye mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz inşallah. Çünkü çok önemli bir gün, çok önemli bir açıklamalar yapacak saygıdeğer Cumhurbaşkanımız o gün o meydanda. Onun için tüm vatandaşlarımız gelip dinlemesini orada istiyoruz ve bekliyoruz.